Amca, anam seni istiyor. Baran, Narin gözlerini açtı mı? Şükürler olsun açtı. Oh, çok şükür. Gözümüz aydınlandı. Sağ ol. Cümleten geçmiş olsun. Ne yaptın sen Deyzan kızım, ne yaptın? Niye güvenmedin bana? Her şeyi halledecektim ben. Abi mektup. Ben bir mektup yazsaydım. Abi o mektubu bulman lazım. Çok şükür sana şükür. Özlem. Ne? Ne işin var kızın orada? Gel buraya. Kimse görmedi değil mi? Ebru. Ebru görmedi değil mi? Yok yok teyzem kızı, hiç merak etme, kimse görmedi. Ben Baran'dan hemen sonra girdim odaya. O sosyete gülüyle abin olacak Fırat Efendi daha gelmediydi. Baktım yerde, hemen aldım. Hiç kimse bir şey anlamadı, sen merak etme. Ben dediydim abi. Ben dediydim, Baran olmadan ben yaşayamam diye. Abi ne olur yardım et. Fırat abime söyle ne olur, kimseye bir şey demesin. Ne olur abi ikna et, ne olur yardım et. Sen rahat ol Deyzem kız. Bundan sonra hiçbir şey diyemez. Ağzı mıhlandı onun. Sen şimdi kendini toparlamaya bak. Bir an önce iyileş. Lazımsın bize. Sağ ol abi, sağ ol. Sen olmasan ben ne yapardım? Sen de sağ ol Nalim. Sen de. Recep. Sadık ağa yolladı beni. Ben İbrahim. Yengeyi almaya geldim. Sözümüz kavlimiz bundan yana mıydı Recep? Hani ayrılmayacaktık? Ayrılmıyoruz meleğim. Hiç bırakabilir miyim ben seni? Ama şimdi gitmen lazım. Yani burası sana güvenli değil meleğim. Bak, Sadık'a en güvenebileceğimiz yer. Sen şimdi onunla git. Ben akşam inmeden yanına geleceğim, tamam mı? Söz. Senin uzağında olan her yer bana sürgün dedim. Laf mı sandın? Gönderme beni Recep'im, yalvarırım, ayırma yanından. Sabır meleğim, sabır. Bak çoğu gitti, azı kaldı. Ben şu işleri bir halledeyim, sonra bir dakika bile yanından ayrılmayacağım. Ben bir mektup yazsaydım. Abi o mektubu bulman lazım. Bu ne bekliyor hala burada? Baran oğlum. Ana ben bir eve gideyim ya. Niye? Niye olacak? Narin'i kucaklayıp getirdik. Yani ayağında ne bir ayakkabı ne bir terlik var. Bir tuvalete gitmekse pis taşlara mı bastın? Ben Rıza'yla gidip gelirim hemen. Çok şükür Rabbim ananı bize bağışladı. Ne kadar ne okudun sosyete gülü, ne bileyim ha. Sen ne yaptın melek? Ne büyük günahmış sevdalan. Ne büyük günahmış, yanışından belli değil mi? Hala neye çaba, neye umudu? Kendal Bey. Sen kimsin kardeşim? Ben Cenk Ertürk, avukatım. Recep Bey sizinle görüşmek istemiştim. Ben onunla görüşeceğim ama mahkemede. Yalnız bu başka bir konuymuş. Murat Şanverdi ile ilgili dedi ama. Recep yanında mı? Evet burada yanımda. Hemen ver telefonu. Seni istiyorum. Gördüm ağam. Neyi gördün lan?
Sizi al. Murat amla sizi teknede gördüm. Recep, Recep. Neredeysen orada kal geleyim. Recep Bey, Savcı Bey sizi bekliyor. Efendim ağam? Rıza, neredesin lan sen? Özlem Engel'le konağa geldik ağam. Narin Bacı'ya terlik alacakmışız. Lan lan! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ya ihbar diyorsun, sonra da vazgeçiyorsun. Recep bana bak, sen bir işler çeviriyorsun ama ben bunun arkasını bırakmam, haberin olsun. Tamam avukat bey, tamam. Bırakma. Kendal abi gelsin. Ben onunla bir konuşayım. Ondan sonra her şeyi anlatacağım birbir. Vay vay vay. Avukat, sen bize müsaade et. Neden? Sen beni dinle. Bize müsaade. Bakalım Recep Efendi'nin tasası neymiş? Bir konuşak. Bir görüşecek. Sorun çıkmasın ama. Sen hiç merak etme. Ne geveledin lan telefonda sen? Savcının kapısındayım. Murat falan. Bilmiyor musun ağam ne olduğunu? Yok, bilmeyeyim. Bilmediğin şey için mi koştura koştura geldin? Ne diyeceksen de lan. Gördüm ağam. Senin Murat Ağa'yı döve döve nasıl suya attığını. Sus lan! Kıvırlar! Kayaya çıkmasın diye kafasını nasıl bastırdığını hepsini gördüm. Şimdi sen beni savcıya ihbar edeceksin, kardeşini öldürdü diye, he mi? Ağam, buna beni sen zorladın. Öyle mi? Ben mi zorladım seni, he? İyi, haydi kalk. Kalk, kalk. Savcıya gidecek ya, beni ihbar edeceksin ya, ben de yanında olayım. Haydi. Şimdi sen içeride savcıya ne diyeceksin? Kendal şan verdi, kardeşini öldürdü. Savcı da bana dönüp diyecek ki, ne diyeyim? Ben ne diyeceğim ki? Bunu diyen kim? Kim? Recep. Kim? Recep. Recep kim? Benim kardeşimi ayartmaya çalışan adam. Şahitli ispatlı mı? Evet, şahitli ispatlı. Recep kim? Beni 600 bin lira dolandıran adam. Şahitli ispatlı mı? Evet, şahitli ispatlı. Recep kim? Beni savcıya şikayet edeceği yerde beni buraya çağıran adam. Avukat şahit mi? Şahit. Recep bana bu odanın içinde ne dedi? Aa, sana öyle bir çirkef atarım ki ömrün boyunca çıkartamazsın. Adaletten kurtulsan bile şüpheden kurtulamazsın. 600 binin üstüne sünger çek diye şantaj yaptı diyeceğim. Sence savcı kime inanır? He? Haydi her şeyi bir kenara bırak. Velev ki sana inandılar. Ben de içeri düştüm. Sen meleği bizim evden koluna takıp çıkabileceksin. Anam oğluna çirkef adam bu adama kızını verir mi?
öpesin elini diye uzatır mı? He? Vay be, bunlar da oldu yeri. Tamam. Ya Melek, abisine iftira atan bu adama kocamsın, erimsin, erkeğimsin der mi? Yoksa bana ulaşmak için bunu nasıl yaparsın mı der. Diyelim ki ben içeri düştüm kardeş katilliğinden. Benden sonra tufan Recep. Benden sonra tufan. Seni yaşatır mıyım ulan? Alnıma leke süren meleği yaşatır mıyım ha? Haklısın, seni dövdüm. Gururun incindi. Meleği alamayacağın da aşikar. E haydi bakalım. İntikamın şenlikli olsun. Tufan Recep. İntikamın şenlikli olsun. İçin soğusun. Haydi kalk. Savcıya gidelim. Kalksana lan! Kalksana lan! Kalk lan! Kalk! Avukat bey! Bu eti sal gelsin. Sizi dolandırdığı hakkındaki suç duyurusu ne olacak? Bir olacağı yok. Bacımı kaçırdı, öfkelendim. Oldu mu? Kusura bakmayın ama öyle al deyince alıp sal deyince salamayız. Ya şikayetinden vazgeçtiğime dair iki satır bir şey yazar veririm. Oldu mu? Bacım nerede? Eve gitti. İyi. Haydi kolay gelsin. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama. Yok kızım, hoş geldin, gel. Geçmiş olsun. Sağ ol Ayşe. Oğlum Baran, alsana Ayşe'nin elinden çiçekleri. Sağ ol kızım, zahmet etmişsin. İyisiniz değil mi? Şükür, görünmez kaza işte. Oğlum Baran, bak arkadaşım buralara kadar gelmiş, zahmet etmiş. Hadi koş bir çay falan bir şey getir. Tamam ana. Yok, zahmet etmeyin hiç. Yok yok. Zahmet olmaz, sen gel otur şöyle. Okul saati. Okulu da astım beni ziyaret edeceksin diye. Annenler duymasın. Benim anamla babam sizlere ömür. Öyle mi kızım? Bilmiyordum, başın sağ olsun. Sağ ol. Yakında mı kaybettin aileni? Yok, çok oldu. Zordur bilirim. Ben de ailemi çok küçük yaşta kaybettim. Abimle ikimiz ortalarda kala kaldık. Allah'tan teyzem vardı da bize sahip çıktı. Çok zor değil mi? Zor. Çok zor. Kaza mı? Yok. Depremde kaybettik ikisini de. Geriye ablamla ben kaldık bir tek. 5 saniye önce bir ananız, bir babanız, bir eviniz oluyor. 5 saniye sonra bir ablanız, 1000 tane acınız oluyor. Ne yapalım? Kader. Hangi ana baba ister ki evladının boynunu bükük bırakmak? Kusura bakmayın. Ben de geldim, hasta ziyaretine kendi derdimi anlatıyorum. Yok kızım, olur mu öyle şey? Çok güzel şeyler söyledin. Ne konuştunuz ben yok ki? Seni çekiştirdik. Bir bir anlattım her şeyi. Oğlum sen nereye kayboldun? Buradaydım ana. Baran nerede? Anasının yanında içeride. Anasının yanında ha. İyi, iyi. Ağam sen neredeydin?
terlik almaya gittiydim. Doktorla konuştunuz mu? Ne zaman çıkartabileceğiz? Bir şey dedi mi? Biraz dinlensin sonra çıkarırsınız dedi. İyi, iyi. Ayşe okuldan arkadaşım ziyarete gelmişti. Geçmiş olsun. Babaannem, Emine yenge, amcam Özlem yenge. El öpenlerim çok olsun kızım. Biz biraz bahçeye çıkalım. Tamam oğlum, siz çıkın. Tekrar geçmiş olsun. Değil mi? Bir gelin daha geliyor. Gelinden yana maşallahım var. Şişt. Kim bu kız ya? Arkadaşı Zahar. Annen çok güzel bir kadın, biliyor musun? Biliyorum. O benim her şeyim. Sen okuldan mı kaçtın? Senden öğrendim. Çabuk öğreniyorsun bakıyorum. Neyse, ben gideyim artık. Tamam. Ayşe, ya sağ ol, koşup geldim. Beni ara ama, olur mu? Merak ederim. Tamam. Rıza. Oğlum sen nereye? İşlerim var ana. Baran, anan sana emanet. Özlem, sen de Fırat'ın arabasına bin. Haydi. Rıza, bizimkileri eve bırak, sonra da fabrikaya gel. Geç kalma, ümüğünü sıkarım ha. Haydi. Başım üstüne ağam. Vallahi hay huydan sana da geçmiş olsun diyemedim Fırat abi. Sağ ol. Ebru yengen nereye kayboldu öyle birdenbire? Eve gitmiştir herhalde. O da perişan oldu ha. Çok üzülüyorum o kadına. Narin'e de üzülüyorum, Ebru yengeye de üzülüyorum. İkisi de kendince haklı aslında. Yani aslında tahmin ediyorsun. Narin Ebru yengeyi sürekli burnunun dibinde görmekten sıkıldı. Ama canı sıkan bir şey daha var sanki, böyle deliğe vardıran bir şey. Sana bir şey dedi mi hiç? Sonuçta abisisin, yüreğini açar sana. Üstüne vazife olmayan işlere karışma Özlem. Moralim bozuk, haklısın. Nasıl bozulmasın ki? Bir yerde Narin, bir yerde Ebru yenge. Biri bacın, biri... Sıcak ya bugün. 50 derece falan var mıdır abi? Çay söyleyeyim mi? Boşa para vereyim size, boşa. Haydi. Sibel, bana bir kahve yap. Sabahtan beri koşturmaktan canım çıktı. Melek nerede be? Ne demek nerede? Eve geldi dediler. Yok. Ulan! Yettiniz lan canıma! Üçer beşer gelin lan! Üçer beşer gelin ha! Allah'ım yarabbim! Teyze kızı kendini kessin. Bacın aşığını da kessin. Azar Özlem yesin. Oh ne ala memleket. Özlem! Olmuş işte. Fan fini fini fon dolmuş, her bir şey olmuş.
olmuş ki eve yere vuramıyor Melek. Köşe bucak kaçıyor. Özlem. Ay Özlem kadar geldim be.